Kadınlar bayağı böyle maske gibi bazen çünkü. Evet. Erken kalkıp işte oranın kahvaltısı, en işte çok gidilen mekanlar, tarihi yerler vesaire gezmeyi çok seviyorum. Seviyorum öyle gözlükleri. Ya sen görmemeyi mi seviyorsun? Görünmemeyi. Görünmemeyi. Bigapels TV'den herkese merhaba. Uçuş notlarına hoş geldiniz. Bu programımızdaki konuğumuz hepinizin de yakından tanıdığı sevgili Melisa Aslı Pamuk. Melisa ile birlikte seyahatten stile, günlük hayatından, iş yaşamına birçok konudan bahsediyor olacağız. Melisa'cığım öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu aralar neler yapıyorsun? Günlük hayatın nasıl geçiyor? Spor, tatil. Sezon arasına girdik çünkü. Biraz bir dinlenmeye ihtiyacım var. Birkaç seyahatim olacak. Öyle geçiyor aslında, böyle bir dinlenme periyoduna girdim. Seyahatlerinde mesela özellikle neye dikkat edersin? Nasıl bir bavul hazırlarsın? Of, nelere dikkat edersin? Ne alırsın, ne almazsın? Her şeyi alırım. Yani şeydir bende, sete giderken öyleyim. Ya leke olursa, ya üstüne bir şey dökülürse vesaire deyip hani iki parça değil de bunun beş parçası olur ve tek valizle gideceğim yere iki valizle falan giderim ben. Alternatifçisin aynen, yani. Aynen. Ben de öyleyimdir. Çok güzel bir şey ama taşıması zor evet. Oluyor. Neyse. Peki mesela gittiğin en eğlenceli, en hoş, sana en ilginç gelen yerlerden biri hangisiydi? En çok gitmek istediğim Los Angeles. 2016'da gittim. Çok eğlendim. Tam hayal ettiğim gibiydi ama yani ben yine de böyle Avrupa turlarını daha çok seviyorum. Çünkü gezmeyi seviyorum. Sonra erken kalkıp işte oranın kahvaltısı, en işte çok gidilen mekanlar, tarihi yerler vesaire gezmeyi çok seviyorum. Peki şimdi hayalinde bir destinasyon var mı? Var. Uzak Doğu'ya gitmek istiyorum. Bali'ye bir gitmek istiyorum inşallah. Japonya'yı çok merak ediyorum. Ben de. Bunlar var aslında bucket liste şu an. Bir de kuzey ışıklarını çok görmek istiyorum. Çok güzel. Umarım hepsini tek tek İnşallah. Sırasıyla gerçekleştirirsin. O zaman biz duty free alanımıza geçelim. Oradan da bakalım neler seçiyoruz, neler üzerinde konuşuyoruz. Gözlüklerle ilgili bir takım konumuz olacak. Onlarla ilgili birazcık sohbet edelim. Tamam. Buyurun. Özellikle tercih ettiğin bazı modeller var mıdır? Ya da ne bileyim şöyle camları daha çok seviyorum, kullanıyorum dediğin ben, modeller var mıdır? Var. Siyah cam çok severim. Bende bunun aynısı var mesela. Simsiyah hiçbir şey göstermiyor zaten. Seviyorum öyle gözlükleri. Ya sen görmemeyi mi seviyorsun? Görünmemeyi. Görünmemeyi. Bu tarz gözlükleri seviyorum. Bir de siyah giyinmeyi çok sevdiğim için. Hep siyahımdır. Böyle renkli öyle giyin mi? Falan derler ama... Ben İçinden de bugün göbe. Sana uygun giyinmişim o zaman dese, ben de hep rengarenk giyinirim. Ve hep siyahçıyım, hep gözlüklerim de o renkte. O zaman çerçevelerini de siyah seviyorsun, camını da evet, siyah seviyorsun. Koyu olacak benim için. Anladım. Evet, daha açık tonda camlarım var. O da böyle tiril tiril uzun elbise giyersin, işte ona göre gözlük taktığında çok hoş oluyor. Bunlar bir tık daha sert ve daha street duruyor bence. Sana da ama yakışıyor. Teşekkür ederim. Şu da mesela benim hoşuma gitti. Taksana. Ay bana çok büyük oluyor. Küçücük kaşık surat olduğum için. Belki olmuş olabilir. 60'lı yıllar vibe'ı. Hatta ay, o dönem mi oldu yine? Yine dönem oldu. Ama güzel genelde de. Bana gözlük zor oluyor. Oluyor mu? Zaten? Evet zor oluyor çünkü çok ufak suratım. Yani bu büyük çerçeveleri hiç taşın. Sivrisinek gibi olurum bazılarında. İstersen bu tarafa bir bakalım. Ha, işte büyük çerçeveli olanlar. Aynen. Mesela bu büyükler de çok hoş ama çerçevesiz sen çok tercih etmiyorum ben de dedin. Evet ben tercih etmiyorum öyle. Yani yuvarlak da çok tercih etmiyorum. Ben de böyle böceğe benziyorum öyle söyleyeyim. Bir böcek gibi olur. Daha işte kareli, daha dik,
sivri çerçeveleri seviyorum. Bir ben de böyle renkli cam sevenler de var. İşte burası böyle şey bir Alanya havaalanı. Hani saati belli değil, ne yaparsan yap okeydir. Sabahın köründe işte lahmacun da yesen tamamdır kahvaltı niyetine falan. Saati yani belli olmayan ettim. Aynen. Onun için hiç gerek duymuyorum. Evet yani bar, orada da benim kullandığım gözlüklerden var. Arada taktım, makyajsız gezdiğimde özellikle hani takmak istediğimde o tarz takıyorum. O bu tarz. Ha, bunlar bayağı böyle maske gibi bazen çünkü. Evet. Klasik modellere de göz atalım. Çünkü biliyorsun onlar hayatımızın olmazsa olmazları. Yani bunlardan hiçbir zaman bence vazgeçemeyeceğiz. Çünkü çok hafifler, evet, çok rahatlar. Her şeye uyuyorlar. Şurada bunlar mesela değil. Uçakta yani havaalanında çok rahat, çok hafif. Değil mi? Bir cebine atsan da sığıyor bir şekilde. İlla kutusuna koymana gerek yok. Evet. Ben öyle hissediyorum. Güzel. Sonunda oldu mu bir tane? Evet. Çok şükür. Bunları bir de mesela şöyle bir tespitim var benim. Bu ekranlı diyeceğim, çerçeveli gözlüklerde maalesef güneşlenirken hem iz yapıyor hem buram terliyor, bir şeyler oluyor. Fakat bunlar hani o kadar hem hafifler ve hem o kadar rahatlar ki yani istediğin gibi güneşlen et. Bir de göz altın yanmamış oluyor. Onlarda maske gibi. Var bilmezsiniz siz bunları. Yorulduysak bence birer kahve içebiliriz. Ay ne güzel gider. Hak ettik. Evet. O zaman gel böyle devam edelim. Tamam. Melisa geldik. Yorgunluk kahvelerimizi içtik. Rahatladık. Evet. Dinlendik. Peki sana şimdi böyle soru cevap gibi bir bölümümüz var. Tamam. O soruları iletiyorum. Şehir merkezi mi, doğa mı? İkisini de çok seviyorum. Şehir merkezi seyahatten bahsediyorsak bir haftalık, doğa böyle bir ay, iki aylık. Ha, o zaman doğacısın. Aynen. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz. Otel mi, karavan mı? Otel. Daha konfor evet. Olsun diyorsun. 5 yıldızlı otel mi, hostel mi, oda kahvaltı? 5 yıldızlı otel diyeceğim. Oda kahvaltı da olabilir. İşte şehir içi, hani küçük bir şehirde takılacaksan birkaç gün o da okey benim için. Gece mi, gündüz mü? İkisi de. Ya daha çok gündüzü severim ama gecesini de merak ederim olduğum yeri. Arkadaşlarla mı, aileyle mi, yalnız mı seyahat? Arkadaşlar veya aile ama yalnız yapamam. Klasik ayakkabı mı, spor ayakkabı mı? Spor. Planlanmış bir tatil mi yoksa ne gelirse kabul mü? Planlanmışsa zaten ben planlarım. Ama ne geldiyse kabulüm de vardır arada. Hani çok okeyim ona da. Akışta olmayı aynen da seviyorum diyorsun. Macera mı, romantizm mi? İkisi de. Havuz mu, deniz mi, okyanus mu? Havuz, deniz bir yere kadar, ayağım değdiği yere kadar okyanus. Yapamam. Yok, ben yok zaten denizde de yani dibi görmediğim an panik başlıyor bende. Onun için o kadar yani. Bohem mi, elegan? Elegan. Güneş gözlüğü mü, imaj gözlüğü? Güneş gözlüğü. Aynalı cam mı, mat cam mı? Mat. Soğuk renkler mi, sıcak renkler? Sıcak renkler. Jean mi, kumaş pantolonlar mı? Jean. Şehir ışıkları mı, yıldızlar altında mı? Şehir ışıklarına okeyim çünkü öyle yaşıyorum zaten hayatım ama yıldızlar altında çok merak ediyorum. Dediğim gibi işte kuzey ışıklarını çok merak ediyorum. İşte bazı çöllerde full samanyolunu izleyebiliyormuşsun ya o tarz yerleri de çok görmek istiyorum. Modellik mi, oyunculuk mu? Oyunculuk. Dizi mi, film? Film. Peki Melisa, sana çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok tatlı ve keyifli sohbet oldu. Teşekkür ederim. Efendim, bir sonraki bölümümüzde tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.